Krem bence usulüyle renk sular net bir şekilde maketlerimizde nedeni hangi yönden ne taraftan su tipini bize geçmiş durumda. Krem bence bulunan su Abbasiler dönemine aittir. Greenland'da bulunan su ise Kanuni Sultan ve Süleyman dönemine aittir. Şam Kapısı Kalesi'ni görüyoruz. Fahrettin Paşa'nın askerleriyle bulundukları son kalelerden biri olan Şam Kapısı Kalesi'nde makette görmek mümkün. Hatta maketin haliyle etrafında dikkat ederseniz fotoğraflar var. Örneğin Şam Kapısı Kalesi'ne ait net bir şekilde arka tarafta bir tablo var. Bir fotoğraf var. Fotoğrafı görerek o bölgeye yani o döneme ait tarihi simgeleri, tarihi bölgeleri bir kişi istediği zaman dönemleri bakabilir. Efendim, Sultan II. Abdülhamit dönemine ait tren istasyonunda bu şekilde maketleri görmekteyiz. Cennet Mekan Sultan Abdülhamit tren istasyonunu inşa ettikten sonra hemen karşısına Hamberiye bölgesinde Hamidiye Camisi'ni inşa eder. Zaten yapısıyla, imalıyla Anadolu'ya ait olduğu apaçık. Cennet-i Baki'yi görüyoruz efendim. Medine'nin doğu cihetinde, doğu tarafında, doğu yakasında. Cennet-i Baki'yi derseniz Medine'nin sınırları dışında kalıyor. Bizde de, bu da bizlere Medine'nin ne kadar küçük olduğunu gösteriyor. Şu şekilde tamamlayalım tanıtımımızı makette. Günümüzdeki Mescid-i Nebevi, 1,5 milyon kapasitelik Mescid-i Nebevi, o zamanki Medine'nin hemen hemen yarısı. Yeni bir genişletme çalışmaları var. Eğer bu yeni bir genişletme çalışmaları tamamlandıysa Medine'nin tamamını kapsayacak bir genişletme Burası çalışmaları. Medine'de Mescid-i Kuba'nın hemen yanındaki eskiden Sa'd bin Heyseme ile Gülsüm bin Hidim'in Medine'de Allah Resulü'nü hicret ettiği zaman istirahat ettiği yere inşa edilmiş olan bir küçük müze. Talha kardeşimiz gibi genç bir Türkçe konuşan rehberi buraya gelen Türk grupları burada bilgilendiriyor. Özellikle 100 yıl önceki Medine'yi anlatan maket üzerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İcabe Mescidi'nden bahsederken şöyle buyurdu. Tabi İcabe Mescidi Peygamber Efendimiz zamanında bu isimle maruf değildi. Her kabile Medine'de dikkat ederseniz yerleşim tarzı Medine'de her kabile ait bir bölge vardı. Evs kabilesinden olan Muaviye oğulları İcabe Camisi'nin olduğu bölgede yaşarlardı. Günlerden bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba bölgesinden yani Aliye diye tanıtılan bu bölgeden İcabe Camisi'nin olduğu bölgeye doğru hareket ederler. Muaviye oğulları bulunduğu yere dahil olduktan sonra Peygamber Efendimiz onlara ait o musallada, o mescitte namaz kılar ve uzun tutar namazını. Namazdan sonra Hazreti Sa'd şöyle buyurur. Peygamber Efendimiz bizlere döndü ve ümmetim için üç duada bulundum diye hitap eder ashab-ı kiramına. Peygamber Efendimiz şöyle açıklar dualarını. Da'vetul ümmeti en la yehlikehumullahu bil kaht. Onları açlıkla yok etmesin diye, ümmetimi açlıkla yok etmesin diye Rabbime dua ettimler. Fe'ataniha. Ve bana bu dua, benim bu duam kabul gördü diye buyurur. Ve da'utu Allah an la yuhlikahum bil gharab. Sel ve tufanla boğarak yok etmesin diye dua ettim. Kabul gördü diye buyurur Peygamber Efendimiz. Ve sa'altu Allah an la yec'ale ba'sahum beynahum. Üçüncü dua çok önemli. Kendi aralarına birbirlerine kendi aralarına sorun yaşamasınlar, birbirlerine düşmesinler diye dua ettim ve icabet men edildi diye buyurdu Peygamber Efendimiz. Onun için bu mescide icabet mescidi adı verilir. Birçok tarihi mescit var. Hemen bizler serginin otobüsle ziyaretlere çıkarken, Uhud'a giderken yolda gördüğümüz ilk mescit gösterdiğimiz yer. Evet efendim, hepimizin bildiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinin son güzergahı Kuba'ydı. Peygamber Efendimiz Kuba'ya vardıklarında Kuba'da birkaç gün ikamet ederler. Kaldıkları süreç içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gülsüm radıyallahu anh'ın evine misafir olurlar. Yani genellikle maruftur. Peygamber Efendimiz Medine'de Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evine misafir olmuştur. Ama bu ne zamandır efendim? Kuba'da kaldıktan birkaç gün sonra Mescid-i Nebevi'nin olduğu bölgeye intikal edildikten sonra yaşanmıştır. Peki öncesinde Peygamber Efendimiz Kuba'da kaldıkları o gün içerisinde kime misafir oldular?
Gülsüm bin Hidim. Gülsüm İbn-i Hidim radıyallahu anh. Gülsüm erkek ismidir, kız ismi değildir. Kızlara Ümmü Gülsüm denir. Ama Arapçada Gülsüm ismi erkek ismidir. Ve Gülsüm radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ağırlayarak bu nesebe, bu güzel nimete müşerref gösterilmiştir. Efendim, Gülsüm radıyallahu anh'ın evinin bulunduğu yerdeyiz. Sergi, Gülsüm radıyallahu anh'ın evinin olduğu yere inşa edilmiştir. Onun için bulunduğumuz yer çok özel bir mekan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri Gülsüm radıyallahu anh'ın evinde kalırdı. Kaylule için, Türkçe'de şekerleme deriz. Kaylule için Peygamber Efendimiz Sa'd radıyallahu anh'ın evinde bulunurlardı. Sa'd radıyallahu anh'ın bekardı. Gülsüm radıyallahu anh'ın evliydi. Evli bir insanın sabah işi gücü olur, evinin rızkını temin etmek zorundadır. Ve Peygamber Efendimiz'in erkeği olmayan bir evde gündüzleri bulunması münasip değildir. Bunu Peygamber Efendimiz çok ince düşünür. Hatta ashabı bile karşılaması hep bekar sahabenin evinde, Sa'd radıyallahu anh'ın evinde gerçekleşirdi bu olaylar. Efendim, Peygamber Efendimiz Kuba'da kaldıktan sonra birkaç gün, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri giriş duhulu, yani Peygamber Efendimiz'in Medine'ye girişi pazartesi günüydü. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri Peygamber Efendimiz Kuba'da kalır. Cuma sabahı Peygamber Efendimiz yola koyulurlar ve Cuma camisinin olduğu o bölgeye Peygamber Efendimiz vardığında Medine'li ya Resulallah, özellikle o bölgede yaşayan Salim oğulları Peygamber Efendimiz'in bileğini durdurarak, ya Resulallah, sen Amr oğullarını, yani Kuba ehlini mübarek kıldın, onları şereflendirdin, onlara konuk oldun ya Resulallah, bizlere de bu nimeti bahşet diye talepte bulunurlar. Hatta ashab-ı kiram birbirini övmeye başlar. Ya Resulallah, işte Medine'nin en zengin evi biziz. Diğeri gelir, ya Resulallah, bizler Medine'nin en güçlü savaşçıları bizler. Herkes böyle bir yarış içerisine girer. Neden? Dünyanın en güzel misafirini ağırlamak için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Salimoğullarını kırmaz ve ilk cuma namazını Salimoğullarının diyarında, şu an Cuma camisi olarak bilinen yerde eda ettikten sonra Peygamber Efendimiz Medine'nin kalbine doğru hareket eder ve Peygamber Efendimiz'in bineği Allah-u Teala tarafından emredildiği gibi iki yetime ait bir harmana çöker. Onarılır, inşa edilir, düzenlenir ve harmanın olduğu yere günümüzde Mescid-i Nebevi diye hitap ettiğimiz muhteşem İslam karargahı inşa edilir efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bineği iki yetime ait bir araziye, bir harmana çöker. Sonrasında Peygamber Efendimiz iki yetimden burayı satın alır ve mescidini inşa eder. Mescidini inşa edildiğinde makette gördüğümüz, tabloda gördüğümüz tipteydi. Tarihi evlerin uzunluğu 35 metre, eni ise 30 metreydi. Camiye en yakın hale Hazreti Ayşe annemize ait. Hemen altında bulunan hale ise Sevda annemize aitti. Efendim, o zamanlar kıbleye Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru, hicretten 17 ay sonra Peygamber Efendimiz'e kıble emri gelir ve Peygamber Efendimiz mübarek üzerine Kudüs'ten güneye, yani Kudüs'ten Kabe'ye, yani kuzeyden güneye dönerler. Bu net bir şekilde bir sonraki tabloda görmek mümkündür efendim. Ayrıca 3. tabloda bizlere Peygamber Efendimiz zamanındaki Mescid-i Nebevi'nin sınırları ile günümüz Mescid-i Nebevi'nin sınırları belirtilmiş durumda. Ve gelen ziyaretçiye mukarenayı kıyası bırakmış durumda bu tablo. Dikkat ederseniz Mescid-i Nebevi ilk inşa edildiğinde yüz ölçümü belirtilmiş durumda. Mor rengine beyaz olan renkle ilgili günümüzdeki Mescid-i Nebevi'nin yüz ölçümü belirtilmiş. Tabi tarih olarak bilgiler de var. O zamanlar ilk inşa edildiğinde Mescid-i Nebevi'nin kaç kapısı vardı? Mescid-i Nebevi'de aydınlık detaylar için bir vakitte Kuba'ya geldiğimizde buraya uğramalı ve buradaki bu ziyaret programından faydalanmalısınız.